Değerli izleyenler, şimdi sizleri lezzetli mi lezzetli görüntülerle baş başa bırakacağım. Efendim, Anadolu yemekleri özellikle de başkent Londra'da Greenleys Haringey'de çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Şimdi onlardan birine misafir olacağız. Bizler için ne yemekler yapıyorlar? Nasıl bir özen ve nasıl bir emek var? Bir bir arkadaşımız Altan Aktürk sizler için görüntüledi. Lezzetli görüntüler sizlerle. Sevgili izleyenler, Türk restoranları İngiltere'de en çok tercih edilen 3. mutfak. Bunun sebebi ise emek, usta aşçılar, güler yüz ve hizmet. Haringey'e Diyarbakır Kitchen'a misafir olduk ve Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini sizler için görüntüledik. Efendim, İngiltere'deki Türkiye'li girişimciler büyümeye devam ediyorlar. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Haringey'deki Diyarbakır Restoran, İkinci şubesini yine Haringey'de açtı ve yanımızda bu şubenin de yöneticisi Erkan Bey var. Efendim, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, teşekkürler. Erkan Bey, sizi biliyoruz, tanıyoruz. Haringey'de uzun yıllardır esnaflık yapıyorsunuz ve başarıyla, layıkıyla da yapıyorsunuz. İkinci şubenizi açtınız. Neden diye hemen isterseniz size sorup mikrofonumuzu uzatalım. Yıllardır olan büyük talep. Her zamanki büyük talep. Ve müşterilerimizi kıramadık. İkinci şubemiz hemen 2 dakika uzaklığımızda. Yani başka bir bölge değil ama yine Haringey'de, hemen aşağı caddeye açtık. Bütün misafirlerimizi bekleriz. Peki Erkan Bey, burası hakkında isterseniz biraz konuşalım. Kaç kişilik kapasitesi, nasıl? İlk yerimiz 90 kişi alıyor. Burası 160 kişi arka odasıyla beraber. Öndeki daha sıkışık bir masa sandalye düzeni var. Burada daha rahat ve ferah oturma. Biz artık yavaş yavaş bu tarafa doğru taşınmayı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi yine müşterilerimizi bekleriz, misafirlerimizi bekleriz. Aynı Diyarbakır lezzeti orada neyse, burada da aynısı. İkinci şubeleriyle çok daha geniş bir mekana geçtiklerini belirten yetkililer, Haringey'in güçlü ve bilinen bir parçası olmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Peki vatandaş yemeklere ilişkin ne diyor? Gelin yemek yiyenler arasında bir gezintiye çıkalım ve fikirlerini alalım. Efendim, yemeğini yiyen bir beyefendinin yanına konuk oluyoruz ve hemen mikrofonumuzu uzatıyoruz. Öncelikle afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yeni bir mekan, Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini sunduğu yeni bir mekandayız. Bu mekan hakkında ve buradaki yemekler hakkında neler söylersiniz? Yemekler çok güzel. Ayrıca geliyoruz, beğeniyoruz, severek yiyoruz. The restaurant is really good. The atmosphere, the ambience is very nice. Everything is very good, delicious. I will recommend the restaurant. Very good. We came here with my family and we celebrate our leisure time. It's a nice restaurant, nice Turkish food, well designed and nice atmosphere. Evet, hemen sizi bir tanıyabilir miyiz kısaca? Ben Cuma Hurman. Cuma Bey, afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Etli aramız iyi galiba. İyidir. Et. Nasıl? Başarılı bulabildin? 16 senedir Diyarbakır'ın müşterisiyim ben. 16 senedir? Evet, tabii. Niye 16 senedir siz sürekli buraya geliyorsunuz? Eti yema süper. Yani Londra'da bir tane diyebilirim. Ve mezesi ve her şeyi bol, gördüğün gibi görüyor musun? Bak, biz 6 kişilik, yemek 10 kişilik aslında ama... Yemek 10 kişilik, siz de aslında yaklaşık 4-8 kişisiniz. 7 kişiyiz de. Ama maşallah. Yine de doymuyor, yani yiyoruz, yine de bitiremiyoruz. Yine de bitiremiyoruz. Böyle düşünebiliyor musunuz? Efendim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, bu restoranda yok yok sulu yemekler, balık çeşitleri, ızgaralar, fırın çeşitleri ve daha neler neler. Yeme de yanında yat dedirtecek lezzetli yemeklerle yerli ve yabancılara hizmet veriyorlar.